Çalmasın en önemli hastalıklarından biri, inflamatuar bağırsak hastalıkları. İki tane inflamatuar bağırsak hastalığı var aslında. Biri ülseratif kolit, diğeri de kron hastalığı. Aynı çatı altındalar fakat karakteristikleri, hastaların yaşadığı problemler ve tedavilerindeki bazı farklılıklar nedeniyle değişkenlik gösterebiliyorlar. Öncelikle ülseratif kolitten bahsetmek istiyorum. Ülseratif kolit, bakat bölgesinden yani rektumdan başlayarak bütün kalın bağırsağa doğru uzanabilen, bazen daha küçük, bazen hemen hemen bütün kalın bağırsağı tutabilen iltihaplı, kanamalı bir bağırsak hastalığı. Hastalar çoğunlukla ishal, kanama gelmesi, halsizlik, yorgunluk, ateş, bulantı, karın ağrısı gibi birçok bulguyla bize geliyorlar. Fakat buradaki önemli nokta hastaların tanı alıncaya kadar, bir gastroenteroloğa gidinceye kadarki vakit kayıpları ve tanıdaki gecikme. Bundan dolayı bazı hastalar ciddi anlamda kötü durumda, halsizleşmiş, bitkinleşmiş, vücut dirençleri kırılmış bir halde bize başvurabiliyorlar. Hastalığın sebebi net belli değil. Birçok sebep suçlanıyor. Birçok gıdalar, bazı enfeksiyonların olabileceği, bağışıklık sistemiyle ilgili bazı problemler gibi birçok faktör var. Eğer tıpta bir şeyin nedeni tek bir sebebi yoksa bu gerçekten bilinmez bir dönemdedir. Tedavide birçok alternatifimiz var aslında. Burada hastalığın tutum yeri bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi. Yani sadece makat bölgesindeki, bağırsağın son kısmındaki tutulumda fitil gibi, laman gibi ürünleri kullanabilirken, bağırsağın daha ileri kısımlarına kadar gitmiş durumlarda, hastalıklarda ise daha çok tablet, bazen kortizon, bazen de biyolojik tedavi dediğimiz ilaçları kullanmak durumunda kalıyoruz. Daha çok gençler, başka hastalığı olanlar, makat bölgesinde farklı hastalığı olanlar, romatizmal hastalığı olanlar gibi bazı risk faktörlerinde ülseratif kolit çok daha şiddetli seyrediyor. Böyle durumlarda erken tedavi çok önemli. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının ikincisi olansa daha şiddetli giden, biraz daha ağır seyredebilen kron hastalığı. Bulan kişi ismiyle anılıyor kron. Bağırsakta ülseratif kolit gibi seyir göstermiyor. Atlamalı bir seyir var. Yani ağızdan makata kadar ki tüm bağırsak sistemi, yani yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak her tarafı tutabilir. Genelde atlamalı tutulumlar yapar. Bir bölge tutulur, belli yerlerde sağlam dokular vardır, arkasından başka bir bölge yine tutulur. Bu şekilde gider. En çok tutulduğu yer, ince bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yer, terminal ileum dediğimiz bölgedir. Kron genelde daha sert bir hastalıktır. Daha yoğun iltihapla giden bir hastalıktır. O yüzden tedavisi de çoğunlukla daha zor gider. Ama bazen de çok hafif ve rahat ilaçlarla çözebildiğimiz hastalarımız da yok değil. Buradaki klinik gidişat biraz daha farklı ülseratif kolitten dediğim gibi. Daha çok karın ağrısı, kilo kaybı, bulantılar gibi şikayetlerle ortaya çıkar hastalık. Kanlı ishal, bazen kansız da olsa ishal olabilir ama daha çok kilo kaybı ve karın ağrısı ve genç hastalar daha ön planda görüyoruz. Tedavisinde ülseratif kolitte bazı benzerlikler var ama daha zor iyileşebilen bir hastalık olduğu için çok daha erken müdahale, çok daha yoğun tedavilerin erken dönemdeki başlamasıyla başarılı sonuçlar alabiliyoruz.